Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Safiye. Bugün sizler için çok farklı, iki renkli, yumuşacık, pofuduk pofuduk poğaçalar hazırladım. Eminim sizler de yaptıktan sonra çok beğeneceksiniz. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 1,5 su bardağı süt, kullandığım bardak ölçüsü 200 mg'dır. Yarım su bardağı sıvı yağ, 50 gram kadar tereyağı, bir yemek kaşığı dolu olacak şekilde de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı dolu olacak şekilde toz şeker, bir silme tatlı kaşığı tuz. 2 tane yumurtanın beyazı sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Bu aşamada bir paket instant maya veya bir küçük paket yaş maya da kullanın. Ben ilk başta kullanmayı unuttum. Unu ilave ettikten sonra instant mayayı ilave ettim. Bir sonraki aşamada göreceksiniz. Alabildiği kadar un ilave ediyoruz. Ben önce 4,5 su bardağı un ilave ettim. Ama un ölçüsü az geldiği için 1 su bardağı, yani toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ama lütfen unu dikkatli bir şekilde boşaltın. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir paket instant mayayı da ilave ettim. Çok iyi bir şekilde yoğurdum. Yoğurmak için mutfak robotunu kullandım. Ama elimizde de çok güzel bir şekilde yoğurabiliriz. Yoğurmuş olduğumuz hamuru mutfak tezgahına alıyoruz ve iki eşit bezeye bölüyoruz. Hamuru iki eşit bezeye böldüğümden emin olmak için mutfak tartısı kullandım. Ama tabii ki göz kararı da yapabilirsiniz. Aslında bu kadar didiklemeye gerek yok gerçekten, ama şu an kendimi izlediğim zaman gramı gramına aynı gelsin diye küçük bir parçayı alıp diğerinin üzerine ekliyorum. Bu gerçekten buradan bakınca biraz komik gibi görünüyor. Bu kadarına gerek yok tabii ki. Birkaç gram eksik veya fazla olmuş hiç fark etmez. Yapmış olduğumuz bezelerin bir tanesi ortasını hafif çukur yapalım ve içine 2 yemek kaşığı kadar kakao ilave edelim. Kakao böyle çok dolu olmayacak şekilde olsun. Ve düzgün bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Ben önce etrafa çok fazla sıçramasın diye kenarından katlayarak üzerine kapattım. Ve haliyle hafif artık sıçramaya başlayarak yoğurma işlemine geçtim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurdum. Çok güzel bir pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Hamuru yoğurduğunuzda eğer size sert gelmişse çok az elinizi tereyağı ile ıslatıp tekrar hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Tereyağının oda yumuşaklığında olması önemli. Ben arada elimi hafif tereyağına bulayarak yoğurma işlemine devam ettim ve iki tane bezem hazır. İki bezeyi bu defa tekrar ortadan ikiye kesiyoruz. Toplamda iki kakaolu, iki sade bezemiz oluyor. Bezeleri tekrar elimizle yuvarlayarak düzgün bir form verin ve dinlendirmeye bırakacağız bu aşamadan sonra. Bu tarifte eğer fark ederseniz hamuru önceden dinlendirmedik. İşte bezelerimizi yaptıktan sonra dinlendirme işlemine geçeceğiz. Bu biraz daha farklı geliyor diğer tariflere oranla. Üzerine temiz bir poşet veya benim yaptığım gibi streç folyoyu çekin ve temiz bir bez örtün. En az 45 dakika veya yarım saat dinlendirin. Ben 45 dakika kadar dinlendirdim. Hamurum olduğunun iki misli kabardı. Hamuru artık açma işlemine başlıyoruz. İlk önce sade olan hamuru elimizle biraz açın. Böyle kenarlarını hafif çekiştirerek dikdörtgen formunu verin. Daha sonra merdane ile düzgün bir şekilde dikdörtgen olacak şekilde açın. Sade olan bezeyi açtıktan sonra kakaolu bezeyi de aynı şekilde dikdörtgen formunu vererek önce elimizle daha sonra merdane ile ilk açtığımız hamurun boyutu kadar açıyoruz. İkinci bezemizi de dikdörtgen şeklinde açtıktan sonra ilk açtığımız hamurun üzerine bir fırça yardımıyla hafif ıslatıyoruz. Bu işlem çok önemli çünkü iki hamurun birbirine yapışmasını sağlayacaktır. Hamurun her tarafını ıslattıktan sonra açmış olduğumuz kakaolu bezeyi de düzgün bir şekilde üzerine yerleştiriyoruz.
İki hamurun birbirine daha iyi yapışması için önce elimle hafif bastırıyorum, daha sonra merdane ile de hamuru çok fazla inceltmeyecek şekilde biraz daha açıyorum. Üzerini tekrar su ile hafif bir şekilde ıslatıyorum. Kakaolu olan hamurumuz ıslandıkça rengi biraz beyaza dönecektir ama bu sizi korkutmasın. Piştiği zaman yine aynı renginde olacaktır. Hamuru tam ortadan uzunlamasına düzgün bir şekilde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz hamurun uç kısmından başlayarak rulo yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ruloyu 5-6 santim uzunluğunda parçalara kesiyoruz. Rulo poğaçalarımızın kesik kısmı tam altına gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kestiğimiz parçalar oldukça güzel görünüyor. İstediğimiz tam da bu şekilde ve piştikten sonra da bu formda kalabilmesi. Diğer hazırlamış olduğumuz parçayı da aynı şekilde rulo yaparak kesiyoruz düzgün bir şekilde ve yine fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Diğer her iki bezeyi de aynı şekilde açtım. Üzerini hafif birbirine yapışması için su ile ıslatıyorum. Ve yapmış olduğum kakaolu bezeyi sade hamurun üzerine yerleştirdim. Daha iyi yapışması ve daha düzgün olması için merdane ile çok hafif açıyorum. Tekrar üzerine su ile ıslattım. Ve ortadan ikiye keserek düzgün bir şekilde rulo yapıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ruloları da aynı şekilde 5-6 santim uzunluğunda olacak şekilde kesip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize alıyoruz. Ben fırın tepsimin büyük olduğuna güvenerek sadece bir tepside pişirdim ama size tavsiyem iki tepside yapın. Çünkü hamur durdukça daha çok kabarıyor ve ister istemez bu kadar aralık bıraktığım halde birbirine yapışıyor. Mümkünse iki tepside pişirin. Hepsini benim gibi bir tepside pişirmeyin. Üzerine temiz bir bez örtüp yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Eğer aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede çalıştırıp 15 dakika veya 20 dakika dinlendirebilirsiniz. Daha sonra üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Bu arada hamurum olduğunun iki misli kabardı neredeyse. Fırında da bir o kadar kabaracak. Yumurtanın sarısını poğaçaların sadece üzerine gelecek şekilde sürüyoruz. Önceden ısıtılmış alt üst ayarda 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Benim fırınımda yaklaşık 21 dakikada çok güzel bir şekilde kızardılar. Burada dikkat etmeniz gereken çok fazla aşırı pişirmeyin. Aksi halde poğaçanızın hafif sertleşmesine sebep olacaktır. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Bütün güzelliğiyle artık servise hazır. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. İster sıcak, ister soğuk. Rulo yaptığımız kısımlara yumurtanın sarısını sürmediğimiz için bütün rengiyle, güzelliğiyle sizin karşınızda artık bu güzellikler servise hazır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocukların çok bayılacağı bir tarif olacak. Sadece çocuklar değil tabii ki. Özel günlerinizde, özel sunumlarınız için de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yumuşaklığını, dokusunu görüyorsunuz. Ne kadar dokunsam da eski haline geri geliyor. Bir de içinin dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın her iki rengi ve yumuşaklığı ne kadar güzel görünüyor. Bence siz de bu tarifi denemelisiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olabilirsiniz. Tariflerimden ve videolarımdan memnunsanız lütfen yorum bırakmayı ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınızı mutlaka okuyorum. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.